Anacığım, in midir cin midir? Sesi gelir kendi yok. Ben yürürüm, o yürür. Kaçarım koşar. Ben ne edeyim şimdi? Anam. Hey! Bire namert, kimsen çık ortaya. Ben karanlık basmadan kasabaya yetişmeye çalışırım. Senden korkup kaçtığımı mı sandın? Kimsen çık ortaya. Almayayım canını bu akşam vakti. Benden günah gitti. Sallayayım sihirli sopayı kafana da gör bakalım saklanmak nasıl olurmuş. Dur bakalım orada. Yaklaşma. Kimsin? Neden izlersin beni? Benim. Ben. Sen kimsin? Ne? Beni anladın mı? Ben seni anladım da sen beni anlamadın galiba. Sonra kimsin diyorum, ben diyorsun. Ve adam, ben de benim. Ama bana Keloğlan derler. Sonra ne derler? Bana Enro derler. Nero derler? Enro. Git kardeşim, git yoluna. Adını söyleyemeyen adamla konuşmam ben. Yaklaşma yanıma. Ey insanoğlu, kötü bir niyetim yok. Yıllardır bu yollarda beklerim. Şimdiye kadar kimseyle anlaşamadım, konuşamadım. Kimse beni anlamadı. Kimi benden korktu, kimi beni korkuttu. İlk kez sen söylediklerimi anladın. Bak Emmo kardeşim. Emmo değil, Enro. Neyse, Nero'ysa. Bak Enro kardeşim. Yıllardır buradayım. Kimse beni anlamadı demektesin. İnsanoğlu bensem eğer sen ne oğlusun? İnsan değil misin? İn misin? Cin misin? Ne inim ne de cinim Keloğlan. Ben bir dev çocuğum. Uzun yıllar önce insanoğlu Anadolu'da nasıl yaşar, ne yer, ne içer diyen büyüklerimiz sizin ülkenize bir gezi düzenledi. Biz de annem, babam ve kardeşimle birlikte bu geziye katıldık. Ama geri dönmek üzereyken devler arasında tartışma çıktı. Şu insanların elinden alalım Anadolu'yu. Buraya yerleşelim. Her varlık kendi ortamında yaşamalı. Varıp gidelim ülkemize. Bu tartışma sırasında sesler o kadar yükseldi ki dağlar taşlar inledi. Heyelan oldu ve bulunduğumuz vadinin kenarlarındaki koca kayalar toplantının yapıldığı vadiye doldu. Ben bir kayanın kovuğuna düşmüşüm. Peki annen, baban, kardeşin? O kaya kovuğundan çıktığımda sadece kayalarla dolu vadiden uzaklaşan birkaç dev gördüm. Ama ah babam ve annem yoktu aralarında. Kardeşim de. Bağırdım, ağladım, sesimi duymadılar. Koştum arkalarından ama yetişemedim. Gittiler. Yapma be dev kardeşim. Demek üçünü de kaybettin. Evet Keloğlan. Kimsesiz kaldım bu yaban ellerde. Yıllardır kalanları aramaya gelirler diye bu yöreden uzaklaşamıyorum. Ama kimseyle de konuşamıyorum. Her geçen yolcuyu izliyorum. Fırsat bulursam konuşmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar kimse benim dilimi anlamadı. Sen başka bir dil mi konuşuyorsun? Evet, ben devce konuşuyorum. Ama ben seni nasıl anlıyorum? Ben tertemiz Türkçe konuşuyorum. Ana dilimi. Ben de ana dilimi konuşuyorum. Allah Allah, hiç anlamadım şimdi. Keloğlan, seni tilkiyle konuşurken duydum. Ne? Tilkiyle mi? Evet, hem tilkiyle, hem kelebeklerle, hem ağaçlarla. Ne dedin? Demek konuşan benim ha? Bilmiyor muydun? Hayır canım, nereden bileyim? Ben de onların düşündüğü içime doğuyor. Ben hissediyorum sanıyordum. Demek konuşurmuş bizim tavuklarda ha?
Ben de onların dilini anlarmışım. Bana gülüp alay ederlermiş namertler gerçekten. Ben dönünce sorarım onlara. Aman dev kardeş, Enro kardeş, gülme gözünü seveyim. Şimdi dağlar taşlar devrilir de altında kalırız, Allah korusun. Korkma Keloğlan kardeş, korkma. Çocuk devlerin sesleri taşları yerinden oynatmaz. Sen bizim eğlencelerimizde atılan kahkahaları duysan yanardağ patladı sanırsın. Desene, benden beteri de var. Bak Enro kardeş, seni sevdim. Sana bir şey yapmayacağım. Madem ben seni anlıyorum, sen de beni, gel kardeş olalım seninle. Olalım, olalım. Senin de kardeşin yok, benim de. Evet, evet, evet. Ben Kelim, sen de devsin. Anam, anacığım, neler oluyor burada? Günaydın kardeşim. Hay Allah müstahakını versin. Sen miydin? Ben de aslan sürüsünün saldırısına uğradık sandım. Yapma kardeşim, ödümü patlattın. Sen esneme, gülme. Korkutma beni ve selam. Bağışla beni kardeşim. Bundan sonra ağzımı açmayacağım. Sen ne dersen onu yapacağım. Yok canım, öyle demek istemedim. Şaka yaptım sana. Elbette güleceksin. Gülmeyen insan olur mu? Bu da söylenecek söz mü Keloğlan? O zaten insan değil ki. Dev, dev. Ağzına tıkaç takacaksın, sesi az çıkacak. Başka çare yok. Doğru söylüyorsun kardeşim. Ben insan değilim. Ama o tıkaç dediğin şey neyse deneyelim bir. Belki işe yarar. Sen çok yaşa Emi Enro kardeş. Sen bırak dilimi anlamayı, içimden geçeni de okuyorsun ha? Siz onu öyle mi diyorsunuz? Biz içinden konuşma deriz. Ve bir kol boyu yakınımızda olanların içinden konuştuğunu da duyarız. Devler her şeyi dışından konuşsa dünya alem duyar. Onun için böyle bir yeteneğimiz var. Aman Enro kardeş, senden korkulur. Neden? Ben sana ne yaptım ki? Hiçbir şey canım. Takılıyorum sana. Deyimlerimizi bilmiyor ya, ondan yanlış anlıyor. Evet, haklısın. Dilini anlıyorum ama bütün inceliklerini bilemem. Sen de benim dilimin inceliklerini ancak zamanla öğrenirsin. Gel Enro, önce karnımızı doyuralım. Sonra ne yapacağımıza karar verelim. Hadi bakalım. Çok veren maldan, az veren candan. Sağ ol Keloğlan. Sen beni kardeş yaptın. Sofranı bana açtın. Azığını benimle paylaştın. Bilmez misin ki buncacık yiyecekle ben doymam. Al o zaman kardeşim. Benimkileri de sen ye. Ben suyla da idare ederim. Kardeşim aç kalacağına ben kalırım. Yok, öyle demek istemedim. Yani ben bunca yıldır ne yedim ne içtim hiç sormuyorsun. Gerçekten de hiç sormadım. Söyle bana Enro kardeş. Bunca yıl sen ne yedin, ne içtin? Nereye gidiyorsun Enro? Dur, beni bekle. Nerede anam babam yoktur benim. De kalmışım bu ellerde. Enro! Dur! Gücüm kuvvetim yettikçe yiyeceğim. Keloğlan! Çoktur Gücüm kuvvetim yettikçe yiyeceğim çoktur benim. Ha! O! Ha!